Arkadaşlar merhaba. Bugün Cospet Tank İspir akıllı bileklikle karşınızdayız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmayı, video hakkında bir yorum yazmayı, ayrıca anlık indirimlerden yararlanmak için Telegram ve WhatsApp kanallarımıza katılmayı unutmayın. Cospet Tank İspir askeri standartları destekleyen 810H Amerikan askeri standartlarını destekleyen bir akıllı saat arkadaşlar. Kutumuz bu şekilde. Kutuda çeşitli bilgiler yer verilmiş. Sert kapaklı sağlam bir kutu. Kargo esnasında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak şekilde kutuyu tasarlamışlar. Saatimize ve teknik özelliklerimize geldiğimizde öncelikle teknik özelliklerle başlayalım. Sonra tasarımla devam ederiz arkadaşlar. Saatimiz 15 farklı dalda Amerikan askeri standartlarının 810H sertifikasını almış bir saat. 10 ATM su basıncına ve IP69K su geçirmezlik sertifikasına sahip oldukça yüksek bir su geçirmezlik sertifikası diyebilirim bunun için. Gördüğünüz gibi dikdörtgen yapıda tasarlanmış ve şu cam kenarlar 3D yapıda arkadaşlar. Telefonlardaki gibi kavisli ekran yani. 1.47 inç AMOLED bir ekrana sahibiz. Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Dikdörtgen yapıda bir saat gördüğünüz gibi. 194'e 368 çözünürlüğümüz var arkadaşlar. Şu kasa tam metal bir kasa. Çelik kasa diyebiliriz arkadaşlar. Kalkan tasarım diye geçiyor. 230 mAh bataryası bulunuyor bu saatin. Realtek'in 8762 DW işlemcisini kullanıyor. Bluetooth 5.1. 100 metreye kadar su geçirmezlik sertifikası var. Gövde 52 gram. 70 tane spor modu bulunuyor. Son teknoloji VP60 bio izleme ile optik sensörler bulunuyor. 24 saat kalp atışı, uyku izleme vesaire gibi özellikleri var. Bu Amerikan askeri standartlarında İşte kum sıçraması, su sıçraması, işte 100 metreye kadar su basıncı, düşme, darbe gibi testler uygulanıyor ve bu testlerden geçmiş bir akıllı saat ya da akıllı bileklik diyebiliriz. Aslında şöyle söyleyeyim, akıllı saatle akıllı bileklik arasında kalmış bir melez tasarımda olduğunu söyleyebilirim. Bakın az önce bildirim geldi. Şu şekilde bir ekranı var. Gayet net okunaklı bir ekran. Şuralar metal, kasa şöyle metal. Burada bir turuncu buton var, bu ekranı açmaya kapamaya yarıyor arkadaşlar bu şekilde. Burada da bir tane daha turuncu buton var. Bu da direkt olarak bastığınızda spor modlarına geçiş yapıyor. Hemen saatin menüleriyle başlayalım. Oldukça yakınlaştıracağım saati kameranın objektifine. Gördüğünüz gibi bu saat yüzünü kullanıyorum. Bu saat yüzü benim hoşuma gitti. Çoğu şeyi gösteriyor. Yaktığın kaloriden attığın adama, hava durumuna ve şarj yüzdesine kadar. Bu arada şarjla ilgili bir şey. 20 Kasım saat 00:10'da şarjdan aldım. Bugün 25 Kasım arkadaşlar saat 13:52. Yani 5 günde %43 şarjı gitmiş. Bu da 10 gün, 12 gün şarjının gidebileceği anlamına geliyor. Üzerinde bir mikrofon ve hoparlör bulunmuyor. Dolayısıyla sesli görüşme özelliğini desteklemiyor. Şimdi yukarıdan aşağıya çektiğimizde burada çeşitli ayarlar var. Hızlı başlangıç, hızlı ayarlar menüsü diyebiliriz buraya. Bu hızlı ayarlar menüsünde rahatsız etme modunu açıp kapayabiliyoruz. Ekranı kilitleyebiliyoruz. Şuradan parlaklık ayarını ayarlayabiliyoruz. Şöyle biraz düşüreyim ki ekranda tarama yapmasın. Güç tasarrufu modunu alabiliyoruz. Telefonumuzu kaybettiysek bu şekilde telefonumuzu çaldırabiliyoruz. Buradan ekran süresini ayarlayabiliyoruz. Ben incelemedeyim diye 60 saniye yaptım. Normalde 5 saniye modunu kullandım. Şuradan güç tasarruf tuşu butonunu alabiliyoruz. Buradan uygulamayı indirmek için QR kodu çıkarttırabiliyoruz. Şu turuncu yanan bölüm bileğinizi kaldırdığında ekran uyansın mı uyanmasın mı gibi bölümler. Burada ayarlar arkadaşlar. Ayarlarda daima açık ekran olsun mu olmasın mı gibi bir ayar var. Burada stil 1. Şöyle kapatalım ekranı. Bu şekilde. Bu always on display de işte şu saatler arasında always on display olsun gibi yapabiliyoruz. Tek stil var. Az önce gördüğünüz stil arkadaşlar. Yine burada saat yüzlerini değiştirebiliyorsunuz. Uzun basarak da bu saat yüzlerini değiştirme şansınız var. Şöyle gelelim yine. Bakın böyle bir saat yüzü. Şöyle uzun basalım. O şekilde devam edelim. Uygulamada da çok farklı saat yüzleri var ve bu uygulamada gördüğünüz saat yüzleri gayet kullanışlı. İllaki zevkinize uygun bir saat yüzü bulursunuz diye düşünüyorum. Ben yine kendi kullandığım saat yüzüne alayım. Tekrardan ayarlar menüsüne girdiğimizde burada dil seçeneğimiz var. Türkçeyi destekliyor. Tarih ve saat ayarlarını yaptırabiliyoruz. Parlaklık buradan da ayarlanabiliyor. Hızlı başlangıç ayarlar menüsünden de ayarlanabiliyor. Ekran süresi, spor tanıma özelliği var.
Yani bir spor yapıyorsunuz diyelim, bunu tanıyabiliyor. Yalnız menülerde gördüğünüz gibi biraz harf karakterleri küçük, biraz karınca doğasını andırıyor. Bunu markaya bildirdim. Ben kendim satın aldım bu saati. Bunu da belirteyim. Ayrıca uygulamadan markaya geri bildirim yaptırabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar, şimdi widget'larla devam edelim. Burada günlük spor aktivitelerinin takibi durumu, burada uyku. Son gece biraz az uyudum. Ancak uykuyu çok yüksek oranda, nasıl söyleyeyim size, 10 gece yatışınızdan 8'ine 9'unu doğru olarak algılayabiliyor. Kalp ritmimiz 24 saat ölçülüyor. Kandaki oksijen yine 24 saat ölçülebiliyor. Hava durumu bilgilerini telefonun konum özelliğinden alıyor. Burada bileğinize takın, ölçüm yapamıyorum uyarısı veriyor gördüğünüz gibi. Burada da müzik kontrolü. İsterseniz farklı eklemediğiniz bir widget varsa onları da ekleme şansınız bulunuyor. Şimdi menüyle devam ettiğimizde bakın her zaman açık ekran gördüğünüz gibi. Aşağıdan yukarı çektiğimizde bildirimlerde Türkçe karakter desteği bulunmaktayken emoji desteği bulunmuyor arkadaşlar. Bildirimlerde de yine biraz odaklanmanız gerekiyor saate okuyabilmek için. Yani şu yazı karakterlerini biraz büyük yapsalarmış, özellikle menüde çok daha iyi olurmuş bence. Burada spor modlarını şuradaki butona basarak da girdiğimizi az önce söylemiştim. Bir sürü spor modu var arkadaşlar. 70 tane spor modu. Yani ne ararsanız var diyebilirim. Burayı fazla uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Durum dediğimizde teminki az önce spor aktivitelerimiz, kalp ritmi, bunlara geleceğiz. Birazdan oksimetre ile ölçtüreceğiz. Kandaki oksijen, uyku az önce gösterdik. Burada yine mesajlar dediğim bildirimler. Hemen onun altında yine hava durumu var. Onun altında alarm ekleyebiliyorsunuz. Saat üzerinden gördüğünüz gibi uygulamadan da kurabiliyorsunuz. Nefes egzersizi, bunu her saate koyuyorlar. Nefes hızınızı ölçen bir özellik var. İşte dakikada kaç kere nefes alıp veriyorsunuz bu. Yine burada nefes egzersizi var. 1 dakika 2 dakika şeklinde. Hesap makinesi var. Tuşlar gördüğünüz gibi küçük. Ancak zorunlu hallerde kullanılabileceğini ben düşünüyorum. Kronometremiz var. Her saatte olduğu gibi. Şöyle biraz daha yakınlaştırmaya çalışayım. Geri zaman sayacımız var. Geri sayım şeklinde. Uzaktan telefonunuzu işte fotoğraf, video başlattırabiliyorsunuz, çektirebiliyorsunuz. Telefonu bulu az önce gösterdim ve ayarlar bölümü de yine aynı şekilde. Ekranı AMOLED dediğim gibi şöyle yakından biraz göstereyim. Siyah başarımını görün arkadaşlar. Saatin ekranı diğer incelediğimiz saatlerdeki gibi içeride değil. Yani kasanın aşağısında kalmıyor. O yüzden çarpmanızı tavsiye etmem. Bir ekran koruyucu takmanızı tavsiye ederim. Bu arada ben bu saati dolaptan veya sahibinden.com'dan satacağım arkadaşlar. Türkiye fiyatı 2000 lira dolaylarında. Açıklamaya satış linkini de, sıfır satış linkini de koyacağım. Gördüğünüz gibi AMOLED ekran olduğu için şöyle yaklaştırdığımda bakın ne kadar siyahlar net. Siyahlarda AMOLED ekranlarda herhangi bir LED yanmadığı için bu şekilde siyahlar simsiyah gözükebiliyor. O yüzden güzel. Kasası metal, sapasağlam bir hissiyat veriyor. Arkada şöyle sensörlerimiz bulunuyor. Birazdan bileğimize takar ölçümleri yaparız. Şu şekilde bir göstermeye çalışayım. Şarj aletimiz var. Bir ucu normal USB, bir ucu böyle pinli. Şu saatin şu kısmına oturtuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Oturunca bu şekilde saat şarj olmaya başlıyor. Dediğim gibi ben 5 gün boyunca kullandım. Henüz şarjı %43, %44 dolaylarında gitti. Oldukça sağlam bir kasa. Şuralar bayağı bir sağlam, sert metal. Soğukluğunu hissedebiliyorsunuz metalin. Ben beğendim. Kayışları da rahat. Bir miktar kalın. Kayışları da dayanıklılık açısından kalın yapmışlar. Öyle çok yumuşak bir silikon değil bu. Daha dayanıklı bir silikon. Yumuşak silikonlar çok dayanıklı olmuyor. Onu size söyleyebilirim. Tuş tasarımları, şuradaki turuncu renk gayet benim hoşuma gitti. Bu şekilde göstermeye çalışayım. Tuş tasarımları gayet güzel. Kordon tasarımı gayet güzel. Oldukça fazla delik var kordonunda ve iki tane de köprü koymuşlar. O da güzel. Hemen oksimetremizi bulalım. Bileğimize de şunu takalım. Ve ölçümlerimizi yapalım. Ölçüm doğruluğunu sorgulayalım. Dediğim gibi uyku gayet doğru ölçüyor. Adım sayarı Huawei GT4 ile karşılaştırdığımda benzer sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Şimdi parmağımıza da oksimetreyi takalım. Şu an saatte 88. 85 saatte. Burada ne çıktı? 87. 85. 85 oldu. Oksimetreyle birebir aynı değerlerde seyrediyor arkadaşlar. Arada 1-2
birim fark var. Gördüğünüz gibi benzer sonuçları alabiliyoruz. Hemen buradan bir de kandaki oksijeni ölçtürelim. Oksimetrede 99 görünüyor. Bakın burada da 99 çıktı en başta. 99-97 gidip geliyor. Yani birebir oksimetre ile aynı değerleri veriyor bize. Sensörleri güvenilir. Bir de nefes olayı vardı arkadaşlar. Bunu da hemen bulalım. Burada dakikada kaç kere nefes aldığımızı ölçüyor. Tabi bu oksimetre ile bunun işi yok. Oksimetreyi çıkaralım artık. Şuradan şöyle göstermeye çalışalım. Benim genelde 13-15 civarı çıkıyor. Hospes saatlerde bu özelliği koyuyorlar. 11 çıktı bu sefer. İlginç. Bu şekilde tansiyon ölçme de var ama tansiyon ölçme için çok gerek duymuyorum. Şimdi gelelim son değerlendirmemize. Arkadaşlar bu saat fiyatı itibariyle yüksek fiyatlı akıllı bilekliklere alternatif bir akıllı bileklik. Aslında bunun fiyatı da öyle ucuz değil. 2000 lira dolarında dediğim gibi. Ancak zor bir işte çalışıyorsanız, işte saatin darbe alma ihtimali olan bir işte çalışıyorsanız, sağlam bir saat istiyorsanız, erkeksi bir saat istiyorsanız, bu şekilde metal kasa ve metal olduğunu belli eden bir akıllı saat, akıllı bileklik arası bir cihaz istiyorsanız bu cihaz tam size göre olabilir bence. Ben kullanış itibariyle gayet beğendim. Batarya süresini beğendim. 10-12 gün bunlar güzel süreler arkadaşlar. Ekran kalitesini çok beğendim. AMOLED ekranı zaten neye koysan AMOLED ekran çok güzel duruyor. Saatte de, telefonda da. Televizyonda hiç deneme şansım olmadı ne yazık ki. O kadar zengin olmadığım için. İdare edin artık. İnşallah bir gün AMOLED bir televizyonumuz da olur. Onun dışında söyleyebileceğim adım sayar, kalp ritmi, nabız gördüğünüz zaten doğru. Uyku takibi doğru. Uygulaması çok güzel bir uygulama. Kısaca hemen onu da gösterelim. Cosped Fit uygulamasıyla çalışan bir saat. Bu şekilde ana ekranını gösterelim en azından. Bu şekilde biz ana ekranı var. Burada 24 saatlik takipleri görebiliyorsunuz. Uyku takibi de geldi gördüğünüz gibi. Bugün hiç girmemiştim bu uygulamaya. Bu şekilde kaliteli güzel bir uygulaması var. Saat ayarlarını da buradan yapıyorsunuz. Ayrıca uygulamadan spor başlattığınızda telefonun GPS'inden sizin rotanızı çizebiliyor burada. Burada saat ayarları, işte bildirim ayarları. Çoğu uygulamadan bildirim alabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar hemen bilekte uyanma hareketini de şöyle yapalım. Bakın uyandı. Yine kapatalım. Yine uyandı. Yine kapatalım. Yine uyandı gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar tavsiye edebileceğim güzel kaliteli bir akıllı saat olmuş. Cosped Tank X1. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.